size sihirli meyve ağacımı anlatacağım. Küçük bir yemiş ağacım vardı. Meyvesi gümüş bir fındık ve altın bir armut. Ağacımın meyvelerini doyunca prenses onu görmeye geldi. Elbisesi kırmızı, saçları simsiyah. Gümüş elmayı ve altın armutu istedi. Dedim ki böyle güzel prenses hiç görmedim. Size ağacımın tüm meyvelerini veririm. Küçük bir yemiş ağacım vardı. Meyvesi gümüş bir fındık ve altın bir armut. Ağacımın meyvelerini doyunca prenses onu görmeye geldi. Elbisesi kırmızı, saçları simsiyah. Gümüş elmayı ve altın armudu istedi. Dedim ki böyle güzel prenses görmedim. Size ağacımın tüm meyvelerini veririm. Bir zamanlar ormanda evde üç boz ayı yaşıyordu. Baba ayı, anne ayı, bebek ayı yemek yemeye oturdular. Çok sıcak, dedi baba ayı, haydi ormana gidelim. O anda goldiler geldi çalılıkların arasından. Tak tak tak, kimse yok mu? Goldi geldi ve mutfağa girdi. Güzel kokuyor. İzni yoktu ama yemeğe oturdu. Baba ayının püresi çok sıcak. Anne ayının püresi çok soğuk. Bebek ayının püresi harika, harika, harika. Sonra goldiler doydu. Tembel ve yorgundular. Salonda üç sandalye gördü. Üç farklı boyuttaydılar. Çok rahat gözüküyorlar. Haydi biraz dinlenelim. Baba ayının sandalyesi çok sert. Anne ayının sandalyesi yumuşak. Bebek ayının sandalyesi harika. Sandalyesi parçalandı. Goldi yukarı çıktı ve üç yatak gözüne çarptı. Çok rahat gözüküyordu. Babanın yatağına kırıldı. Baba ayının yatağı çok sert. Anne ayının yatağı çok yumuşak. Bebek ayının yatağı harika. Ayı eve geri geldi. Girdikleri anda anladılar, yalnız değillerdi. Birisi benim püremi yemiş, dedi baba. Birisi benim püremi yemiş, dedi anne. Birisi benim püremi yemiş. Bitirmişler, bitirmişler. Oturma odasına girince sizce ne fark etmişler? Sandalyeme otur, dedi baba. Birisi sandalyeme otur, dedi anne. Birisi sandalyeme oturmuş. Kırılmışlar, kırılmışlar. Yukarıda yatak odasında sizce ne fark etmişler? Birisi yatağında.
yatağımda yatmış. Dedi baba. Birisi yatağımda yatmış. Dedi anne. Birisi yatağımda yatmış. İşte orada, işte orada. Gaziler uyanınca üç boz ayıyı gördüler. Kız bağırdı. İmdat! Zıpladı ve oradan uzaklaştılar. Merdiven ve kapıdan gaziler yok oldular. Üç boz ayı çok şaşkındı. Sandalye ve yatağını yaptı. Ve yemek yemeye oturdular. Ve bu üç ayının hikayesi. Bakın, işte Jack'in yaptığı ev. Bu Jack'in yaptığı ev. Bu Jack'in yaptığı evde duran arpa. Jack'in yaptığı evde duran arpa yiyen fare. Jack'in yaptığı evde duran arpa yiyen fare. Fırlatan boynuzlu inek. Bu Jack'in yaptığı evde duran arpayı yiyen fare yiyen kediyi korkutan köpeği fırlatan boynuzlu inekten süt sağan kız. Bu Jack'in yaptığı evde duran arpayı yiyen fare yiyen kediyi korkutan köpeği fırlatan İnekten süt sağan kızla evlenmek isteyen çocuk. Bu Jack'in yaptığı evde duran arpayı yiyen fare yiyen kediyi korkutan köpeği fırlatan inekten süt sağan kızı ve onu öpen çocuğu evlendiren bir fırlatan inekten süt sağan kız ve onu öpen çocuğu evlendiren memuru uyandıran her sabah öten horoz. Bu Jack'in yaptığı evde duran arpayı yiyen fareyi yiyen kediyi korkutan köpeği fırlatan inekten süt sağan kız ve onu öpen çocuğu evlendiren İnekten süt sağan kız ve onu öpen çocuğu evlendiren memuru uyandıran her sabah öten horozun sahibi olan çiftçinin atı ve köpeği. Bu evin kesinlikle uzun bir hikayesi var. Jack'e bakın. Elinde erikli pasta var.